Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tane tane mis gibi bir şehriye pilavı yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz, birazcık sıvı yağımız var. Bir ölçek, yani bir bardak yapıyoruz biz ama bir ölçek arpa şehriyemiz, tuzumuz ve kaynar suyumuz var. Bir ölçek dememin sebebi 1'e 1,5, yani bir bardak şehriye kullanıyorsanız 1,5 bardakta su kullanmanız gerekiyor. Hadi başlayalım. Öncelikle tenceremizi ocağımıza aldık. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı döktük. Sıvı yağımız biraz ısınınca şehriyemizi içine katacağız. Yağımız kızmaya başladı. Şehriyemizi döküyoruz. Ve kavuruyoruz. Tuzunu atıyoruz içine. Tuz miktarını siz kendiniz ayarlayın. Biz şu kadar atın demek istemiyoruz. Yani şehriyenin miktarına göre tuzun da miktarını ayarlayabilirsiniz. Şehriyenin rengi hafiften değişmeye başlayınca 1'e 1,5 ölçekte suyunu da ekleyeceğiz. Şehriyeler hafiften kızarmaya başladılar. Güzel yapılan bir şey. Bayağı renkleri kahverengiye dönmeye başladı. Şimdi suyumuzu ekliyoruz. Biz 1 bardak şehriye koymuştuk. Onun için 1,5 bardak da su ekledik. Fokur fokur kaynamaya başladı. Şimdi tenceremizin ağzını kapatacağız. Altını kısacağız ve pişmesini bekleyeceğiz. Pilavımızı bir kontrol edelim. Bak bak, suyunu çekmeye başladı. Biraz daha beklemesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, şehriye pilavımız oldu. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. Şimdi bunun altını karıştıralım öncelikle. Bunun altını kapatacağız. Şöyle kapattık. Yaklaşık bir 5-6 dakikada demlenmesini bekleyeceğiz.
Partilerden bayram parti ayrımı yapmak için teşekkür ederken liderlere ilk kez CHP'den de kürsüye itiraz deyip altyazı bir kürsüye yükseldi. Kameralarda net yılmadı ama meclis tutanaklarına yazıldı o anlar. CHP'nin şartını yetmeyeceğimiz kanka yüreğinize sağlık diye seslendi bayrama. Bayram konuşması